Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS ortaöğretim ile aşçı atama puanları kaç? Başvuru şartları nedir? Kimler aşçılığa başvuru yapabilir? Bu konuyla ilgili sizi bilgilendireceğim. Bunu söylemiş olayım. Bu arada bu tip ilanları arkadaşlar, kurum ilanlarını takip etmek istiyorsanız benim profilime hemen girdiğinizde önce kanala abone oluyorsunuz. Daha sonra da hemen profilimde bir link var. O linke tıkladığınızda oradaki sayfadan beni takip ederek ilanları da takip edebilirsiniz ve oradan benimle iletişime de geçebilirsiniz. Şimdi öncelikle başvuru şartlarına genelce bir bakalım. Hızlıca geçeceğiz. Hep buradaki suçların herhangi birini işlememiş olmanızı istiyorlar. Askerlikle ilişkinizin olmamasını istiyorlar buradaki kısımda. Hemen aşağı indiğimizde arkadaşlar bakalım önemli noktaları söyleyip geçeceğim sizler için. KPSS ortaöğretimler için P94 puan türünden en az 70 almanızı istiyorlar. Bu arada buradaki ilan arkadaşlar geçen dönemin ilanı, bunu da söylemiş olalım. Geçen bakın 2022'deki alımın başvuru kılavuzu, oradan söylüyorum sizlere. Şimdi devam edelim. Bakın burası da çok önemli. Yaş durumu ile ilgili bilgi verilmiş. Biz hemen aşçılığı bizi ilgilendirir için bakın burada hemen aşçılık, kalorifercilik, şoförlük ve hemşerilik gibi branşlarda 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyormuş. Burada ekstra bilgi verilmiş ama genel olarak 35 yaşını bitirmeyenler başvuru yapabiliyor. Tabii ki her alımda bu yaş şartını değiştirebilirler. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şu anki buradaki kılavuzda 35 demişler. Bu şekilde genel şartlara bakabiliriz. Bir de özel şartlara bakalım aşçılık için. Dediğim gibi bu tipiyle içerikler üretmeye devam edeceğiz. Kanala abone olup takipte de kalabilirsiniz. Hemen buraya geldiğimizde bakın burada arkadaşlar orta öğretim veya yüksek öğretim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümünden mezun olmak şartı aranıyormuş. Ama bak şöyle bir bilgi de geçmişler. Bu ikisine yani orta öğretim ve yüksek okulda kurumlarında aşçılık bölümünü okuyanlardan sertifika istemiyorlarmış. Ama bu iki bölümü okumayıp mesela sadece liseden mezun olanlar için ise sertifika istiyorlar. MEB onaylı sertifikanızın olması gerektiğiyle ilgili bilgi vermişler. Başvuruyu da online olarak yapıyorsunuz. İlan geldikten sonra artık hangi kurum alım yapıyorsa arkadaşlar o kurumun üzerinden online olarak nasıl yapacağınızla ilgili zaten o zaman geldiğinde video çekeceğim. Adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Siz de o videoyu izleyerek başvurunuzu yapacaksınız. Aklınıza takılan başka soru da varsa yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.